Herkese merhaba. Bugün size biraz Ortaçağ Avrupa'sında kültürel ve ekonomik hayattan bahsetmek istiyorum. İnsanların yaşayışı nasıldı? Biraz bunlardan bahsedelim. Hep siyasi hayat olmaz. Şimdi erken Ortaçağ'da insanların seyahat durumuna baktığımızda çok nadiren seyahat ettiklerini görüyoruz. Zaten diğer ülkelerle ilgili de pek bir şey bilmiyorlardı. Yani çok böyle absürt şeyler düşündüklerini biliyoruz. İşte uzaklarda mesela böyle kafası başka, vücudu başka tip canlılar vardı. Yani hayvan kafası olan insanlar vardı. İşte at bacaklı insanlar vardı, cüceler vardı gibi inanışları olduğunu biliyoruz. Çünkü gitmedikleri için oradan ne duysalar onlara inanıyorlardı. Yine kilise tabii ki de çok etkindi ve kiliseye göre dünya evrenin merkezindeydi ve dünyanın bir disk şeklinde olduğu ve işte güneşin, ayın ve gezegenlerin kubbe gibi onun üstünü kapladığını düşünenler vardı. Okuma yazma oranı çok düşüktü. Bunu bilenler sadece ruhban sınıftı ve kilise okullarında eğitim veriliyordu. Ama bu eğitim bugünkü gibi böyle İlkokul, ortaokul gibi düşünmeyelim. Yani mesela çok küçük yaştaki çocuklar daha büyük yaştaki çocuklarla birlikte oturuyorlardı. Yani yaşa göre bir sınıf durumu söz konusu değildi. Bu okullarda işte okuma yazma öğretiliyordu, hesap yapma, dua ezberleme, ilahi söyleme ezberletiliyordu. Başka bir de daha çok böyle dini bayramların tarihlerini hesaplamak için astronomi öğretiyorlardı. Ya da kiliseleri inşa etmek için biraz geometri öğretiyorlardı. Dil genel olarak baktığımızda Latinceydi ve kitap durumuna baktığımızda çok fazla kitap olmadığını görüyoruz biz. Hatta diyor ki kaynaklar okullarda sadece bir tane kitap olurdu ve bu kitap sırayla okunurdu. Çünkü kitaplar çok pahalıydı ve bu kitapları sadece zenginler edinebiliyorlardı. Bu kitaplar tabii pahalı olduğu için ve az bulunduğu için kıymetli hediyeler de oluyorlardı. Ya mesela bir tören sırasında, bir düğünde ya da bir çocuk doğduğu zaman onu tebrik etmek için gidildiğinde mesela kitap hediye olarak götürülebiliyordu. Önemli bir hediye unsuruydu kitap. Zaten kitap edinmek de zordu, kitabı çoğaltmak da zordu. Yani kitabı yapmak zordu. Bir kitap yapabilmek için bir sürü kişi onunla uğraşmak zorunda kalıyordu. Dana ya da koyun derisinden parşömenlere yazılıyordu kitaplar ve işte yazıyı yazan kişi başka biriydi, resimleri çizen kişi başka biriydi, başlıkları yapan ayrı biri, işte minyatürleri yapan ayrı biri ya da süslü baş harfleri mesela bunlar gibi süslü baş harfleri yapanlar başkalarıydı. Ya, tabii bunları ben yaptım, biraz amatör işi ama onların yaptıkları tabii ki de çok daha kapsamlı, çok daha zor harflerdi. Bunları derslerde kullanmak için yapmıştım. Verdikleri eğitim ezbere dayalı bir eğitimdi ve disiplin çok önemliydi. Yani çok katı bir disiplin uygulandığını görüyoruz. Cezalandırma kesinlikle vardı, dayak kesinlikle vardı ve hatta bu dönemde eğitim görmüş olan kişilerin öğretmenin sopası altında büyüdüğü şeklinde bir şey de söylenir. Şehirlerle ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Erken Orta Çağ'da az şehir var yani. Daha çok bölgeler ön planda. Ama 14. yüzyıla geldiğimizde şehirlerin sayısı artmıştır. Ekonomik olarak baktığımızda mesela 11. yüzyıla geldiğimizde artık feodal sistem yerleşmiştir ve ormanlık alanların biz azaldığını görüyoruz. Ağaçların kesilip tarım alanı olarak açılmasından dolayı ormanlık alanlar azalmıştır. Tabii tarım alanı açmak için başka şeyler de yapıyorlardı. Bataklıkları kurutuyorlardı mesela, yeni yerler açıyorlardı tarıma. Yine Roma'dan öğrendikleri ikili tarım sisteminden bahsetmiştim, ikili tarla sisteminden. Bunu bu dönemde üçlü tarla sistemine geçirdiler. Yani artık tarlanın ürün vermeyen, nadasa bırakılan kısmı üçte birlik bir kısmı haline getirildi. Yine toprağı 2-3 kez sürdükten sonra gübreliyorlardı ve çok fazla böyle çeşitli çeşitli ürünler yetiştiriliyordu. Ve bu sistem sayesinde de fazla ürün alındığını görüyoruz. Yani ekilenden 4-5 kat fazla ürün geri alınabiliyordu. Tabii bu tarımın artmasıyla birlikte hayvancılık da gelişti. İşte yetiştirilen at ve sığır sayısında artış oldu. Yine atı tarımda da kullanmaya başladılar ve bu toprakları daha hızlı sürmelerine sebep oldu.
Başka burada kullanmak için, tarımda, hayvancılıkta kullanmak için aletler yapmaya başladılar ve bu aletleri geliştirmeleri demircilikte de gelişmelerini sağladı. Yeni metotlar kullanmalarını sağladı. Aynı gelişmeyi biz kıyafet endüstrisinde de görüyoruz. Mesela keten giyiliyordu en çok ama hayvancılığın da gelişmesiyle birlikte yünlü kumaş kullanımında da bir artış söz konusu oldu. Yine erken orta çağda baktığımızda tarım hayvancılık dışında bir de tabii zanaatkarlık var. Erken orta çağda zanaatkarlıkla tarım arasında net bir ayrım yoktu. Yani köylüler kendi araç gereçleri kendileri üretiyorlardı. Dolayısıyla hem çiftçiydiler hem zanaatkardılar. Ama zaman ilerledikçe hem çiftçi hem zanaatkar olmak zorlaşmaya başladı. İkisinin de yükü arttı. Böyle olunca bazı aileler tarımı bırakıp kendi o yaptıkları ürün yani el emeği yaptıkları ürünle hayatlarını sürdürmeye karar verdiler. İşte demirci gibi, demircilik yapmaya karar verenler ya da çömlekçilik yapmaya karar verenler gibi. Zanaatkar peki tarım yapmıyorsa nasıl geçiniyordu, ürününü nereden ediniyordu diyecek olursanız ürününü tarım ürünüyle takas ediyordu. Ama tabii köylerde çiftçiler aynı zamanda kendi ürünlerini kendileri yapabildikleri için bu zanaatkarların köylerde müşteri bulması zordu. Bir de şu yönü de vardı. Zaten bu köylerde feodal beyler zanaatkarın malının büyük bir kısmını alıyordu. Aynı vergi olarak el koyuyordu. Dolayısıyla zanaatkarlar tarım da yapmadıkları için zor durumda kalmaya başladılar ve biz görüyoruz ki zanaatkarların önemli bir kısmı bu feodal yerleşkelerden kaçmaya başladı. Nerelere kaçmaya başladılar? Manastır çevrelerine mesela ya da kalelerin bulunduğu yerin etraflarına kaçmaya başladılar. Önemli yol kavşaklarına, nehir geçitlerine ya da limanlara kaçmaya ve oralara yerleşmeye başladılar. Neden böyle bir şey yaptılar? Yani yer olarak seçmelerinin nedeni, buraları seçmelerinin nedeni neydi? Çünkü manastırlarda ve kalelerdeki yaşayan, buralarda yaşayan insanlar onlardan mobilya yapmalarını istiyordu. Onlardan silah ya da kıyafet yapmalarını istiyorlardı. Ve tüccarlar da bu merkezde işte manastırları da kale çevrelerini ya da kavşakları, limanları tüccarlar sıklıkla ziyaret ediyorlardı. Ve buraya dolayısıyla yeni mallar geliyordu, yeni insanlar geliyordu. Burada bir kalabalık, bir sirkülasyon durumu söz konusu oluyordu. Hatta yakın köylerdeki köylüler de ürünlerini satmak için ya da ihtiyaçlarını satın almak için buralara geliyorlardı. Yani buralar zamanla işlek yerler haline geldi. Herkesin toplandığı yerler haline geldi. Ve zanaatkarlar da işte mallarını buralarda rahatlıkla satabilmeye başladılar. Ve buralardan ham madde de rahatlıkla bulabilmeye başladılar. İşte bu manastır çevreleri ya da kale çevreleri, işlek yerler, limanlar, nehir geçitleri zamanla bugün bizim bildiğimiz manada şehirleşmeye başladı. Bu şehirler yavaş yavaş büyüdü ve şöyle bir yapı oluşmaya başladı. Artık köyde yaşayanlar tarım yapıyor, şehirde yaşayanlar zanaat ve ticaretle uğraşıyor. Tabii bu zanaatkarlar ve ticaretle uğraşanlar zamanla kendilerini saldırılardan korumak için yerleştikleri yerlerin etrafını çevirmeye başladılar. Önce toprak duvarlar yapmaya başladılar. Sonra bu toprak duvarların etrafını hendeklerle çevirdiler. Ve bu şehirlere bir giriş kapısından giriş çıkış yapılmaya başlandı. Belliydi herkesin nereden girip çıkacağı. Ve bu şehirleşme, bahsettiğimiz bu şehirleşme özellikle 9. yüzyılda olmuştu ve özellikle İtalya'da ve Güney Fransa'da olmuş bir şeydir. Yine bu ticaret üzerinden gidecek olursak, bu zanaatkarların atölyelerine baktığımızda biz oldukça küçük atölyeler görüyoruz. Genelde ustanın evinin alt katında olan atölyeler görüyoruz. Öyle ayrı müstakil değil. Araçlar da çok basittir. Kullandıkları araçlar ve yetiştirme de yeni eleman yetiştirme de babanın oğlunu yetiştirmesi şeklindeydi. Yani baba sırlarını oğluna öğretiyordu ve sanat dediğimiz şey kuşaktan kuşağa bu şekilde geçiyordu. Atölyelerde kalfalar ve çıraklar vardı aynı bugün olduğu gibi ve ustalaşmak için belli bir yılda çalışmaları gerekiyordu. Yani 2 yıldan başlayarak 7 yıla kadar uzmanlaşmalar aralarında değişebiliyordu. Her mesleğin uzmanlaşması başka. Kuyumcununki başka, işte atıyorum aşçınınki başkaydı.
Tabii çırağın yaşamı zordu. Çırak aynı zamanda ustasının ev işlerine de yardım etmek zorundaydı. Kalfan işi tabii daha iyi bilendir bugün olduğu gibi. Bir basamak üstü. İşi daha iyi biliyordu ama kalfalar da oldukça az para kazanıyorlardı. Ama eğer kalfa kendi parasını biriktirebilirse o zaman kendi atölyesini açma hakkı ona da verilebiliyordu. Usta olabilirdi. Ama usta olabilmek için bir şey daha gerekiyordu. Kendi malzemesiyle usta işi bir ürün ortaya koyması gerekiyordu. Sadece parası olması yeterli değildi. Tabii bu zanaatkarların loncaları da vardı. Haklarını koruyan işte dokumacılar loncası, ayakkabıcılar loncası gibi. Ve bu loncalar belirli dönemlerde toplantılar yapıp kararlar alıyorlardı. İşte belli kurallar koyuyorlardı. Üretilecek ürünün standartları belirleniyordu. Bir dükkanda atıyorum bir dokumacı dükkanında tezgahında işte kaç çırak olacak, kaç kalfa çalışacak, kaç tezgah olacak, hangi araç gereçler buralarda kullanılacak gibi standartlar belirleniyordu. Bu standartlara uymayanlara da ceza veriliyordu. Mesela eğer bir fırıncı işte şu kadar gram ekmek yapacak dendiyse ve ondan daha hafif bir ekmek yapıp satmışsa bir kızağın üzerinde sokaklarda gezdirilebiliyordu. Hatta boynuna bir somun ekmek bağlanıp gezdirildiği de yazıyor kaynaklarda. Ama en çok böyle bu teşhir cezalarından ziyade en çok para cezası veriliyordu. Loncaya mensup olmak önemli bir şeydi. Çünkü lonca kendi üyelerini koruyordu. Yani dışarıdan gelen birilerine o bölgede mal sattırmıyordu. Ancak loncanın üyeleri orada mal satabiliyorlardı. Yine mesela loncaya mensup olan bir üye öldüğünde dul eşe ve çocuklara lonca bir yardım yapıyordu. Yani yardım sandığı vardı ve bu yardım sandığından onlara maddi yardımda bulunuyordu. Her loncanın bir amblemi vardı, bayrağı vardı. Hatta büyük yerlerde mezarlığı bile vardı. Loncaya ait mezarlık ya da kilisesi olan loncalar bile vardır. Hatta o kadar güçlenmiş loncalar vardır ki şehrin silahlı güçleri içinde birlikleri olan loncalar vardır. Yani şehrin korunmasına yardım eden. Düşünün ki ticari bir birlik lonca, atıyorum ayakkabıcılar loncası. Bunun bir de askeri birlik yetiştirdiğini, beslediğini ve bunun da şehrin korunmasında çalıştığını, yardımcı olduğunu düşünelim. Yani önemliydi loncalar o dönemde. Tabii ticaret çok gerekli. Tarım ve hayvancılıkla iş yürümüyor sadece. Ama ticaret Ortaçağ Avrupa'sında tam karlı bir iştir, kabul. Ama tehlikeli bir iştir. Çünkü yollar, evet Roma döneminden kalma yollar vardır ama yollar genel olarak baktığınızda karada da denizde de tehlikelidir. Yani karada eşkıyalar vardır, denizde korsanlar vardır. Ve tabii sadece bu yüzden değil, ticaret yapmak şöyle de zor. Zengin olmanız gerekiyor, iyi paranız olması lazım. Çünkü o dönemde geçitlerden, yollardan, köprü ya da nehir geçişlerinden ücret alınıyor. Yani bir beye ait topraktan geçiyorsa bir tüccar diyelim ki, oradan bir köprüden geçmek istedi diyelim ki, ya da bir nehirden geçiş ücreti ödemesi gerekiyordu. Ya da çok basit mesela çok absürt bir örnek vereyim. Beyler, bu feodal beyler, tüccar toprağından geçerken arabasının kaldırdığı toz nedeniyle tazminat bile isteyebiliyorlardı. Biraz keyfi bir uygulama ama var mıydı? Vardı. Yine mesela ticaret zordu çünkü at arabalarıyla gidip geliniyordu ve bu at arabalarının tekerlekleri özellikle yollarda tabii çok taşlı yollarda ya da çamur yüzünden mesela kırılabiliyordu. Ve şu enteresan değil mi? Kırıldı ve malınız toprağa düştü diyelim ki. O mal artık o toprak sahibinindir. Ya da bir gemiyle bir seyahat yapıyorsunuz. Yani ticaret yapıyorsunuz. Geminiz karaya vurdu diyelim ki. Onun malları da o kıyı kiminse o beyimdir. Dolayısıyla ticaret yapmak biraz tehlikeli ve riskli bir iştir. Tabii tüccarların loncası yok mu? Var. Onların da hakkını koruyan lonca var. Kendilerini muhafız tutup gezebiliyorlardı. Genelde zaten tüccarlar kalabalık seyahat ederler. Bu tip tehlikelerden dolayı. Yine en çok
talep gören mallardan bir tanesi baharatlardı mesela. Doğudan getiriliyordu ve tabii çok kıymetli olduğu için biz bunların çok böyle küçük küçük ölçülerde satıldığını görüyoruz. Hatta denir ki eczacı tartılarında tartılıyordu. Çok hassas ve böyle küçük tartılarda tartılıyordu. Hatta bir baharatın değeri ağırlığınca altınla ölçülüyordu. O kadar değerliydi denir. 14. yüzyıla geldiğimizde tüccarlar, özellikle Alman şehirlerinden tüccarlar, Kuzey Avrupa'da yapılan ticarete dahil olmak istediler ve bunun için 70 şehri kapsayan bir birlik kurdular. Hansa Birliği dediğimiz bir birlik kurdular ve merkezleri de Lübeck şehriydi. Yıllık fuarlar da düzenleniyordu. En önemli fuarlar Fransa'daki Champagne bölgesinde kurulanlardı ve bu fuarlar, panayırlar ya da neredeyse tüm yıl süren fuarlardır. Bu fuarlarda biz görüyoruz ki tezgahların arasında sarraf masaları olurdu. Çünkü para çok çeşitliydi. Yani kralların kendine ait paraları vardı, feodal beylerin kendi paraları vardı. Hatta büyük şehirler bile kendi adlarına para bastırıyorlardı. Dolayısıyla paralar çok çeşitliydi. Yani şöyle düşünün, sadece Fransa'da 80 çeşit paranın olduğunu biliyoruz. Yani bu sarraflar için tabii çok önemli bir gelir kapısıydı. Çünkü sarraflar belli bir ücret karşılığında bu paraları değiştiriyorlardı. İşte siz Paris'e gittiğinizde atıyorum, kendi paranızı oradaki sarrafa veriyorsunuz. Bir ücret karşılığında o size oranın parasını veriyor ve siz de gidip oradan mal satın alabiliyordunuz. Tabii bu sarrafları çok zenginleştirdi. Zamanla çok zengin oldular ve faizle borç vermeye başladılar. Faizle borç veren tefecilere dönüştüler ve aldıkları faiz oranına baktığımızda tabii değişiklik olmakla birlikte ortalama olarak genelde iki katı faiz aldıklarını öğreniyoruz. Yine bu dönemin önemli unsurlarından bir tanesi misyonerliktir Ortaçağ Avrupa'sında. Tabii bunların hepsi ayrı birer ders konusu olarak işlenebilir. Ama burada kısa kısa özet olarak vermek istiyorum. Tabii Hz. İsa'nın ölmesinden sonra Hristiyanlık o zaman ondan sonra Avrupa'da yayıldı ve Roma'nın resmi dini oldu. Roma yıkıldıktan sonra da kıtadaki tek güç olarak kilise ve Hristiyanlık ortaya çıktı. Daha önceki derslerde bundan bahsetmiştim. Misyoner dediğimiz insanlar dini yayma görevini üstlenen insanlardır. Ve Orta Çağ Avrupa'sında misyoner olmak gerçekten çok zor bir görevdir. Bir kere hayati tehlikeniz var. Gittiğiniz yerdeki insanların sizi nasıl karşılayacağınızı bilmiyorsunuz. Ne kadar papalık temsilcisi olarak giderseniz gidin, oradaki insanlar size ters davranabilirler, sizi öldürebilirler, sizi kabul etmeyebilirler ve dışarıda kalmak zorunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla misyonerlik çok zor bir görevdir. Hayati tehlikesi olan bir görevdir. Aynı zamanda şöyle de zordur. Çok yürümeniz gerekir. O zamanlarda her yere araçla gidilemediği için çok yürümek gerekiyordu ve yorucu bir işti. Yine şu anlamda da yorucu, çok konuşmanız gerekiyor. Misyonerler işlerini konuşarak yaparlar ve dolayısıyla çok konuşmanız gerekiyor. Bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Her taraftan farklı konularda bilgi sahibi olacaksınız ki karşınızdaki insanların dikkatini çekeceksiniz önce. Sonra derdinizi anlatıp onları ikna edeceksiniz. İlk misyoner olarak biz Aziz Paulus'u görüyoruz. Kendisi bilindiği üzere Şam'a giderken Hristiyan oluyor ve misyonerliğe başlıyor. Kilisenin resmi olarak misyonerler görevlendirmesi 8. ve 9. yüzyılda başlar. Bunlar çok başarılı olmuşlardır bu dönemde. Çünkü bu dönemde Hristiyanlık halkları bir arada tutan bir tutkal görevi görür. İnsanlar aynı dine mensup oldukları zaman ve tabii kralları da o dine mensupsa ki genel öyledir, kendilerine daha ait hissederler. O yüzden kabul etmeleri daha kolay olmuştur özellikle bu dönemde. Yani Avrupa'da bir merkezileşme, bir yerleşmenin yaşandığı dönemden bahsediyorum. Misyonerler tabii tehlikeli olduğu için yolculuk da o dönemde tek başlarına seyahat etmiyorlardı. En çok 20 kişilik gruplar halinde seyahat ettiklerini biliyoruz. Erken Orta Çağ'ın en önemli misyoneri Bonifatius'tur. Tabii asıl adı bu değil.
Ama güzel ameller, başarılı faaliyetler yapmış çünkü. Ve güzel ameller anlamında kendisine bu isim verilmiştir. Körrenç topraklarında özellikle Frizya bölgesinde, kuzeyde başarılı faaliyetleri var. Ama ölümü ne yazık ki kötü olmuş. Çünkü 754'te Frizya'ya giderken yolu kesiliyor ve işte saldırganlar taşıdığı sandıklar var. Bu sandıklarda altın olduğuna inanıyorlar ve başını kesiyorlar kendisinin. Ama bakılıyor ki sandıklarda kitap var, başka bir şey değil. Ve bugün Bonifatius Almanya'nın koruyucu azizi olarak kabul edilmektedir. Yine en bilinen misyonerlerden ikisi Kiril ve Metot kardeşler, bildiğiniz üzere Selanik doğumlular ve ilk olarak Moravya Krallığı'na gidiyorlar. Moravya Krallığı kendisi istiyor onlar, onlar talep ediyor. Aslında burada şunu söylemek lazım ki bu bir siyasi girişimdir. Yani dini olmaktan ziyade çünkü Moravya Hristiyan olmak isteseydi zaten 4 yıl önce Katolik misyonerlerini kovmazdı. Dolayısıyla bu siyasi bir girişim. Derdi de şu, ilerideki bir tarihte Roma İmparatorluğu'nun topraklarını ele geçirmek istiyor ve bunu yapmak istediği zaman Bizans'ın ona yardımcı olacağını düşünüyor. Yani Ortodoksluğu kabul ederse, Bizans gibi olursa, onun mezhebini kabul ederse, Bizans ona yardımcı olacağını düşündüğü için Bizans'tan böyle bir talepte bulunmuştur. Bu dini bize anlatın diye kişiler istemiştir. Kiril ve Metod kardeşlerin bu seferi Doğu ve Batı kiliseler arasındaki gerilimin ilk örneğidir. Tabii bu gerilim sonra artarak devam edecek ve 1054'teki şizmaya kadar gidecektir. Büyük ayrıma kadar gidecektir. Kiril'in biliyorsunuz geliştirdiği bir alfabe de var. İncil'i Slav dilinde yazmak için geliştirdiği bir alfabe bu. Ve bugün de kullanılıyor Kiril alfabesi olarak. Ve işte Rusça, Bulgarca, Makedonya dili, işte Ukrayna dili gibi dillerde de kullanılıyor. Peki bu faaliyetler, işte Hristiyanlığı yayma, misyonerlik faaliyetleri çerçevesinde İncil ne zaman çevrilmiştir dillere dersek, mesela İngilizce çevirisi 35 yılında yapılmıştır. Ondan önce Latince Vulgata dediğimiz Latince İncil okunuyordu. Genel olarak Orta Çağ Avrupa'sının sosyal hayatı ile ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Bir dahaki derste başka bir konuyla devam edeceğiz.